Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Hepinize güzel salılar diliyorum. Dün pazartesiler dilemiştim, bugün de salılar olsun. Yarın çarşamba, çalışmıyoruz, ne güzel, bayram, 1 Mayıs, biji yek kulan. Hepinizin 1 Mayıs'ı işçi ve emekçi bayramınız kutlu mutlu olsun. İnşallah daha nice bayramlar, inşallah bu son bayram olur. Her bayramda dediğimiz gibi yani onu göreceğimiz onlu son 1 Mayıs olsun. Son Ramazan olsun, son Pesah olsun, son Noel olsun, olsun da olsun. Evet, işçi ve emekçi bayramınız kutlu olsun. Yani mesela düşünün, billa çalışmasına gerek yok bir insanın emek üretmesi için. Evde çalışmayan ama ev hanımı olan bir kadın dahi emekçidir. Onun da 1 Mayıs kutlu olsun. Öğrenci de, öğretmen de emek üretiyor. Çünkü bir şey öğreniyor. Öğrenirken bir emek harcıyorsun. Ya benim videolarım mesela sizler seyrederken şimdi bir emek harcıyorsunuz. Zamanınızdan veriyorsunuz falan. Bu da bir emektir. Dolayısıyla hepinizin 1 Mayıs'ı kutlu, mutlu olsun arkadaşlar. Şimdi ben Sesli Gazete'ye geçeyim. Siz de şeyleri yapıştırın. Abonelikleri falan, onların hepsine bir güzel tam olsun bari 1 Mayıs hatırına, hadi. Evet, bu sefer şöyle bir video gördüm arkadaşlar. Bu Arda Güler gol atmış şeyde, Real Madrid'de ilk golü mü ikinci golü mü ne atmış. Bakın gerçekten böyle yüzüne falan baktığı zaman minyon küçücük bir çocuk gibi böyle. Şimdi bu çocuk bir Türk kanalına şey olmuş, konuk olmuş, orada işte konuşuyor, işte Real Madrid'de nasıl gidiyor falan diye konuşurken orada şey diyor, ya kimseye ismiyle seslenemiyorum, Luka diyemiyorum diyor, Tony diyemiyorum, kaç yaşında adamlar yani onlar, işte Luka abi, Modric abi falan diyormuş. Tabii Modric abi abi diye diye onu, bunu duyanlar da hani Türkler de genelde böyle, demek ki böyle sesleniyorlar falan diye düşündüğü için onlar da buna Arda abi falan diyorlarmış. Şimdi tabii bu güzel bir şey yani, bence güzel, kodlarımıza işlemiş bir şey bu. Bende de o var yani, 20 yıldır Fransa'da olmama rağmen eğer hani şey ilişkisi dışına, resmiyet ilişkisine dışına çıktığın zaman, ne bileyim işte sokakta gördüğün yaşlı bir adama monsieur dersin, işte kadına madam dersin, yani yaşlı olmasına gerek yok illa senden büyük olan birisine. O şekilde geçiştirirsin ama mesela işte bir arkadaşım, işte annesi babası beni evine davet etmiş, gitmiş tanışmışım falan. Şimdi diyorsun lan 60-70 yaşında adamlar, şimdi buna ismiyle hitap edemezsin falan. Ben de hala ona rağmen, yıllar geçmesine rağmen, burada yaşamama rağmen hala ismiyle hitap etmekte ben de zorlanıyorum. Onun için işte siz kullanıyorum. Veya işte ismini illa kullanacaksan Monsieur bilmem ne, Madam bilmem ne falan diyorum. Yani onlar daha ne kadar saygılı bir iş arkadaşın var veya arkadaşın, eşin, dostun var falan diye. Onlar da çocuklarına falan söylüyorlar. Bunları da yaşadık. Bizde tabii böyle bir şey yok. Kültürel kodlarımızda bu var. Benim iş yerinde özellikle yaptığım, tabii böyle bu şekilde değil de mesela her önüme gelene samimi olduğum için artık iş arkadaşlarıma canım yavrum bir tanem falan yapıyorum. Onlar da öğren canım falan, birisi oradan bağırıyor falan, yavrum falan yapıyorlar böyle. Kimisi soruyor, ne olduğunu bilmiyorlar ama onlar da bunu artık şey içselleştirdi yani, yavrum, o da bana yavrum falan, canım falan diyor, bir tanem, öpeyim falan, böyle şeyler öğretiyorum yani, sevgi sözcüklerim. Tabii bu da onu söyleyeyim şey, çünkü aynı şeyi ben yaşadığım için işte rahatsız, çünkü çocuk bunu hiç görmediği için rahatsızlık duyuyor, çünkü sen bizim kültürde işte belli bir yaştan sonra adama ismiyle hitap edemezsin, zaten etsen bile yani adam rahatsız olur bundan. Daha da ileriye gitse, ulan sen kimsin, dünkü çocuksun, bana ismime hitap ediyorsun falan, değil mi? Bunlar olur ülkemizde. Böyle bir enteresan buldum yani, sizinle paylaşayım dedim. İran lideri Hamaney. Şimdi nereden ben bunu nereye bağlayacağım? Şimdi bu çok ilginç, çünkü lingüistik şeyler, bu Arda haberinde de o vardı. Lingüistik altyapısı olan haberler çok benim ilgimi çekiyor. Bu Hamaney normal Türkçe konuşan bir adam arkadaşlar. İran'ın işte ruhani, dini lideri neyse, bunun bir zamanlar bir çocuklarla biliyorsunuz şeyde, İran'da Türkçe veya Azeri Türkçesi konuşan büyük bir komünite var. Kimse lütfen yorumlara zaten İran'ın %70'i Türkmüş falan yazmasın ne olur Allah aşkına. Şimdi orada konuşurken falan da bir videosunu seyretmiştim, böyle fena değil şey Türkçesi falan, çünkü yani Azeri Türkçesiyle konuşuyor. Orada Azerbaycanlı bir kitapçıya neden Azerbaycan Türkçesi yerine Türkiye Türkçesiyle yazıldığını soruyor.
bir kitapta geçen, onu okuyarak işte niye hani bu lehçe Türkiye Türkçesidir, bu Azerbaycan lehçesi, niye bu yazılmamış falan diye böyle bir şey var arada, bir konuşma var, çok enteresan. Şimdi İran lideri şey, yani Türkçeyi biliyor, tamam, İran'ın dini lideri. Şimdi bizdeki bir dini lider var ya, oraya koymuşlar SAP diye, Diyanet İşleri Başkanı diyoruz biz ona. Yani bu adam acaba bir yerde ben Türkçe biliyorum diye künyesine falan yazmış mı, CV'sine falan, mesela internete girdiğin zaman işte İran'ın dini liderinin bilmem ne internet sitesi, işte liderimiz şudur, şu yaşındadır, şunları şunları okumuştur, çok güzel derecede Türkçe ve İngilizce bilmektedir yazıyor mu mesela? İşte bizim Diyanet İşleri Başkanı, İngilizce biliyorum, Fransızca biliyorum, çok iyi derecede Arapça biliyorum diyor. Ya işte bir soru sorduğun zaman öyle apışıp kalıyor ama o işte beğenmediğimiz İran'ın dini lideri, adam Türkçe konuşuyor. Apo, Abdurrahman Uzun, İstanbul'da belediyenin ihmali sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur'u hiç konuşmayanlar deve kuşu kabaresinden deve kuşu moduna geçmişsiniz diyor. Evet, orada bir göl, bir göl oluşmuş, gölet oluşmuş arkadaşlar, bir park gibi bir yerde, aile orada park şey yaparken, piknik yaparken çocuk oraya yaklaşmış, işte oraya düşüyor ve boğularak ölüyor. Şimdi tabii Abdurrahman Uzun falan bunları, böyle şeyleri çok seviyorlar. Sanki bu ülkede işte TCD'de katliama, demir işte Çorlu tren kazasıdır, bilmem depremlerdir, bilmem, sanki hiç bunların sorumluluğu yok ya. Hiç öyle sorumlulukları falan yok bu hayvanların. Şimdi birisi ölse de İstanbul Belediyesi sınırları içerisinde biz belediyeye nasıl bu katsak falan derdindeler yani. Şimdi bilmiyorum ben tabii ki. Yani baksan mesela 2 gün sonra falan şey çıkar. Abdurrahman Uzun'un işte suçladığı bilmem nenin işte yönetiminin sorumluluğu işte Ulaştırma Bakanlığı, sallıyorum yani, tamam, işte Karayolları Müdürlüğü'ndeymiş. Karayolları Müdürlüğü de işte Ulaştırma Bakanlığı'na bağlıymış falan gibi bir haber de görürüz ha. Görürüz şimdi. Maksat işte 5 yaşındaki Eda Nur'u falan düşündüğü falan yok. Ben o 5 yaşındaki Eda Nur'dan işte nasıl işte İmamoğlu'na bilmem nereye vururum falan diye hesap ediyor. Tabii ki bir ihmal varsa vardır. Bir ihmal varsa, CHP'li de olsa, AKP'li de olsa, AKP'li bunu bilerek yapar, CHP'li ihmal eder. Şu an bu dallamada çıkmış bunun, sanki çok Eda Nur'u, çok Eda Nur'u düşünüyordun. Niye o kadar tren kazasında ağzını açıp bir şey etmedin? Evet, AKP'nin çok büyük bir sorumluluğu vardır. Orada bir genel müdür vardı, o adam görevinden ayrıldı. Hiç başına hiçbir şey gelmediği gibi 2 ay önce Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla tekrar göreve getirildi. Yani bunları desene. Depremi mepremi geçti, hadi onları geçelim. Orada 120 bin, 130 bin ölü var. Seller, bilmem neler, orman yangınları falan. En azından lan. Evet, Taceddin Kutay, bu neymiş? 6 yaşındaki kızım Fülya ile Göztepe'de yürüyorduk. Bu hangi Göztepe acaba? İzmir Göztepe mi? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fülya'ya, bunları size nerede öğretiyorlar, anaokulunda mı diye sordu. Ben öğretiyorum dedim. El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım. Siz ne cahil insanlarsınız dedi. Hemen polisi aradım. Kaçmaya başladı. Elimde 3 çanta, kucağımda Fulya. Evine kadar takip ettik. Polis geldi. Şikayette bulunduk. Kadın da yüzünü falan kapatıyor. Şimdi bunu niye aldım ben bunu? İşte bu tahammülsüzlük iklimi, gıcık oluyorum. Sağcısı solcusu bilmem ne de, yani her türlü kesimde bu tahammülsüzlük var. Biz tabii genelde AKP'nin şu gün işte şu zamanda tahammülsüzlüğünü falan hani şey yapıyoruz. Yani şey gibi düşün, işte niye oruç tutmuyorsun diye bir adamı dövüyorsun veya niye oruç tutuyorsun diye, Türkiye'de bu var. Yani işte niye oruç tutuyorsun diye belki hani belki dövülmüyordur ama işte bir mobbing uygulanıyor, uygulandı zamanında var. Bunlar hep oldu Türkiye'de. Yani kimse şimdi bunun aksini söyleyemez. Ben mesela şunu hatırlıyorum. Ben 12 yaşında falandım galiba. Bir gün işte o zaman ilk oruç moruç tutuyordum. İşte maç yapıyoruz. Yani oruç tutuyoruz işte. Tekne orucumun desendi. Yani her an bozabilirsin falan, öyle bir oruç. Ha, oruç tutuyorsun falan yani. Mesela bulunduğumuz yerde işte maç yaparken oradaki mahalledeki çocuklardan bir tanesi, sen oruç tutuyorsun değil mi lan? Böyle baktım. Sen tutuyorsun değil mi? Yalan söyleme bak. Yalan, sanki ben çok büyük bir suç işlemişim gibi. O an böyle, acaba ben ne yaptım acaba ya? Yani şimdi oruç tuttuğumu söylemeyeyim demek ki falan gibi bir şey olmuştu.
Şimdi bunu toplumda herkes bulunduğu mıntıka neyse ona göre yaşamıştır. Bu hala var, bu çok çok iğrenç bir durum bu. Ya sen çoluk çocuğun ne söylediğine, ne yaptığına ne karışıyorsun? Lan biz zaten bu kesimi, AKP'leri, siyasal İslamcıları biz bundan dolayı eleştiriyoruz zaten. Sen bir kendine çeki düzen versene. Yok başı kapalı diye, yok sizleri göndereceğiz bilmem ne yapacağız, yok. Ya ikisinin arasında bir fark yok. Yani başı açık diye geçen var işte sosyal medyada, ben onları artık almıyorum. Başı açık diye işte sizin yüzünden enflasyon artıyor diyen kadın neyse, bu kadın da aynısı. Aynısı, hiçbir fark yok. Herkes birbirine eşek gibi tahammül etmek zorunda. Bu insanlığın bir gereği. Tahammül edeceksin. Yani seni rahatsız etmediği sürece, senin sınırlarına girmediği sürece bu olmak zorunda. Mehmet Cengiz, Türkiye'de çalıştıracak adam bulamıyoruz diyor. Piçe bak, piçe. Türkiye'de çalıştıracak adam bulamış. Lan bir Suriye'den mi getireceksin? Planın ne? Türkiye'de çalıştıracak adam bulamıyoruz dediğini biliyor musunuz? Köle olarak çalıştıracak adam bulamıyoruz. Kimse zora gelmiyor ya. Biz köle gibi çalıştırmak istiyoruz. Kimse kölelik yapmak istemiyor. Bu, derdi bu. Biz de şey bulamıyoruz böyle işte milletin hına koymayan adamlar, müteahhitler falan biz de istiyoruz ama olmuyor. Bizdekiler hep senin gibi. Bu çocukları. İptenin evladı. Memleketi soydun. Almanya'nın Hamburg kentinde hilafet çağrısı yapılan gösteriye siyasetçilerden tepki geldi. Oh ne güzel. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, katlanılması zor bir durum. Hristiyan Birlik Partileri ülkeyi mümkün olduğunca hızlı bir biçimde terk etmelidirler falan demiş. Tabii bu gösterileri yaparken bir tane bir Türk bir oğlan, orada da öğretmenmiş adam. Bir de bak, ula arkadaş ben anlamıyorum. Öğretmen, size nasıl bir kafan var? Nasıl böyle bir zihniyete bulanabilirsin? Hilafet filan. Ya Almanya'da mı istiyorsun bunu? Ya kendi senin ülkende Noel kutluyor diye insanları boğazlıyorsunuz. Ama istiyorsun ki sen onların ülkesinde hilafet konuşabilesin, hilafet ilan edebilesin filan. Bu bir zamanlar kaplancılar vardı. Hatırlıyor musunuz? Kaplandı değil mi o? Ben ortaokulda filandım yani 1990'lar, 90'lar filan. Almanya'da bayağı bir tutulmuşlardı. Sonra bunları kapattılar, enselediler falan. Bir şeyler, o Türkiye'ye iade ettiler, adamı tutukladılar falan. Ya adam şimdi öğretmen, herif hemen fişlediler. Şimdi bu adam yani işinden de olur, bilmem ne de olur. Oğlum sen kafan basmıyor mu yani bunları? Nereye konuşuyorsun, kiminle konuşuyorsun, ne için konuşuyorsun filan. Ya bir araya geliyor, hilafet istiyorlar Almanya'da. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den mülakat eleştirilerine yanıt. O zaman çocuğunuzu okula yazdırırken öğretmen seçmeyin lütfen. Şimdi ben anlamadım. Arkadaşlar, Türkiye'de yaşayan eşler, dostlar, canlarım. Çocuğunu siz yazdırırken öğretmen mi seçiyorsunuz? Böyle bir şey mi var? Ben ilk defa duyuyorum. Yani sen çocuğunu yazdırdın ilkokula, ben Ahmet Hoca'yı seviyorum. Onunla olsun benim oğlan. Böyle bir şey var mı? Yok ben Ayşe Hanım'ın öğrencisi olsun falan mı diyorsunuz? Böyle bir şey mi var yani? Hani kaldı ki o zaman çocuğunuzu okula yazdırırken öğretmeni seçmeyin lütfen. Lan sanki pezevenk çok iyi mülakatla öğretmenler bulmuş da eğitim sistemindeki öğretmenler mükemmel. Yani bunu şundan da söylüyorum, hani yani insanlar geçim derdinde şudur budur, öğretmen de olsan, ne bileyim işte mühendis de olsan, bu da var. Yani insanların tek derdi o yaptığı iş değil. Yani sanki çok mükemmel bir sistem yarattılar da o zaman siz de öğretmen seçmeyin canım diyor. He, ben seçmeyeyim, sen seç yani. AKP'li olsun değil mi? Türk İş Başkanı Ergün Atalay, zam yapan marketleri bir yıl kapatın bakalım bir daha yapıyor mu? Yara bak, sendika başkanı. Allah Allah ya. Havel havel, geri zekalı bir çocuk. Sendika başkanı yaşadığı ülkenin gerçeklerinden bir haber. Zam yapan marketleri bir yıl kapatın bakalım bir daha yapıyor mu? Sanıyor ki tamam yani market zam yapıyor da. Ya kardeşim bir ülkede bir enflasyon varsa marketler bir araya gelip hadi bir zam yapalım, fiyatlar artsın falan diye değil ya. Böyle bir şey yok. Yani bu ekonominin gidişatına ters zaten. Ekonominin bir gidişatı var. Herkes o gidişata göre şekil alıyor. Ekonominin gidişatı buna yön veriyor. Yani bir grup insan
İşte soğan satıcıları, patates toptancıları birleşip biz şöyle yapalım, fiyatlar artsın falan diye bir şey yok yani. Abi yerde bir işte savaş oluyor. Savaştan sonra o dünyayı etkileyen bir savaş. Bunun sonuçları var. Ama böyle bir ülkede işte marketçiler bir araya gelmiş. Bunların fiyatları artsın bilmem ne. Ulan zaten bir fiyatın gelişi var, bilmem nesi var. İnsanın alacağı bir miktar var. Yani bir market ne bileyim bir çikolataya zam yapıyorsa gerçekten bir enflasyon var. Ha, biraz üzerine de koyabilir yani. Ama serbest piyasa gidip onu 5 liraya aldığın bir çikolatayı A marketinde, B marketinde 4.80'e de alabilirsin. Alıyorsun zaten 4.50'ye de alıyorsun. Yani bir sendika başkanı sanki başına buyrukmuş gibi böyle zam yapan marketleri bir yıl kapatın bakalım bir daha yapıyor mu filan. Yurt dışından ucuz rezervasyon yaptırmanın önü açıldı. Dün mü yapmıştık bunu? Adam yurt dışından ki siteden yapıyor rezervasyonu 115 euro daha ucuza geliyor. Yani turiste daha ucuz, yerliye daha geçiriyorlar. Ondan sonra işte Turizm Bakanı Ersoy ki bunun da bir sürü otelleri var. Altına mesela yorum yazanlar falan var şey falan demiş yani bunların otellerinde de bir yabancı kotası var yani turist kotası. Eğer o kotayı doldurmadılarsa işte Türk müşteri almıyorlar veya doldurdularsa almıyorlar falan gibi şeyler söylemiş. Düşün ya bir ülke düşünün ülkedeki bakanların hepsi bulunduğu sektörde söz sahibi adam. Yani şöyle işte Sağlık Bakanı'nın bir sürü özel hastanesi var. Turizm Bakanı bir sürü oteli var. Eğitim Bakanı özel okulları var. Enteresan. Dünyanın hiçbir yerinde yok bu. Hiçbir yerinde yok bu. Bu Turizm Bakanı Ersoy da diyor ki otel rezervasyonunda milliyet farkı adı altında alınan ücretle ilgili firmaya 54.694 lira para cezası verildi. Aman Allah'ım 54 bin lira ceza verilmiş ödeyemezler şimdi bu 54 bin lirayı. Bu otel batar ya 54 bin lira. Ulan 54 bin lira onların suit odası bir gecelik suit oda fiyatıdır yani o. Belki değildir bile 54 bin lira ceza vermiş bir de bunu falan diye. Taksitlendirseydim bunu 24 ay taksit falan yapın. Ve firma tarafından alınan ücret farkı misafire iade edildi. Ah canım ne kadar hakkani adamlar ya ne kadar hakkani. AK Parti kurucularından Bülent Arınç, bir yakınımın cenazesi vardı. Cenazeye Özgür Özel geldi. AK Parti'den bir tane vekil yoktu. Bunu hayatım boyunca unutmam. Unutursun sana yapılan yanında duran adamları sen yolda bulduklarına sattın. Yani şimdi işte bir süreç vardı. O süreçte işte değil mi tanıdığın ettiğin insanlar neydi o Manisa milletvekili adam da hapse attılar onu da armatördü adam galiba unuttum. Gibi gibi ağzını açıp bir şey söylemedi. Şimdi böyle bir şey demiyor. Bir cenazesi varmış. Burada şu habere tekrar geri dönersek bu katıldığı bu Mehmet Akif Ersoy'un programında. Bülent Arınç FETÖ tutuklusu bir akrabasının babasının cenazesinde kelepçesinin çözülmesi için özelin devreye girdiğini belirterek. Adamın oğlu cenazeye katılması için FETÖ'den yargılanıyormuş. Kelepçesinin çözülmesi özel devreye girmiş. Ya zaten burada bu tuhaflık buradan başlıyor. Şimdi özel hani kimki demek şundan diyorum yani özel demek ki istediği zaman mı oluyor bu? Veya özelin çok büyük bir yetkisi mi var? Bu işleri çözebiliyor. Şimdi ben kafam karıştı. Yani sen içinde olduğun AKP'de o kadar sözün geçmiyor, o kadar silik bir adam olmuşsun ki ne İçişleri Bakanı, ne bilmem ne Bakanı, Adalet Bakanı seni takmıyor. İşte sen onlara desen ya bu adam işte benim akrabam neyse eşim dostum bunun çocuğu FETÖ'den tutuklu işte gelecek kelepçelerini açın diyemiyorsun yani. Bu bile olmuyor. Özgür Özel devreye giriyor. Özgür Özel bunu hallediyor. Ondan sonra diyor o benim kahramanım Özgür Özel benim hukukumu korudu ben bunu unutmam diyor. Unutursun. Oğlun kızın olsun hele unutursun Mihriban'ım. Unutursun sen neleri unuttun. Neleri unuttunuz bunu mu unutmayacaksın? Menzil Şeyhi'nin oğlu Ragıp El Hüseyini'nin de bindiği lüks aracı ve kendine şemsiye tutturduğu görüntüler ortaya çıktı. Ya böyle bir şu hallere hareketlere bak ya. Böyle bir BMW'yi burada göremezsin yani Fransa'da falan bu BMW'yi göremezsin. Günlerce yol alman lazım, dışarıda olman lazım. Hani aynı BMW'den, BMW 7.25 mi, 8.45 mi neyse yani. Böyle bir lüks bir araç. Yani ben BMW olduğunu tahmin ediyorum.
oğlu. Sıfatı menzil şeyinin oğlu olmak. Adam lüks araçtan iniyor. Ne yaptın da sen bu parayı kazandın? Çok enteresan. Mesela işte vergi kaçırmak, işte biz bunlarla mücadele edeceğiz falan diyor Şimşek. Hiçbir işi olmayan, bak hiçbir işi olmayan bir menzil şeyhi. Hiçbir işi yok ama adamın. Gerçekten hiçbir işi yok. Ben de zaten Bağkur'dan emekli oldum 20 sene önce. Budur yani. Bu adam nasıl böyle bir arabaya binebilir? Bunu bırak, oğlu nasıl binebilir? Hayır, sen bu adama bu kadar hürmet edersen, işte böyle bir ülkede bu adamlar ağzına sıçar. Yani hürmeti hak etmeyen adamı hürmet edersen adam ağzına sıçar. Ama sen işte ağzına sıçılmasını hak ediyorsun demektir. Şimdi adam biri de şemsiye tutuyor, böyle bir triplere giriyorlar falan. Hoş geldiniz Efendimizin oğlu falan gibi böyle. Ondan sonra insanlar İslam'dan niye soğuyor, niye nefret ediyor? Etmez mi yani bunu görünce? Yani der bu değirmenin suyu nereden geliyor? Sonra millete peygamberimiz hurma yerdi. Şöyle olurdu, böyle olurdu. Açlık güzeldir edebiyatı yaparlar. Evet, Özgür Özel'le Numan Kurutulmuş görüşmesi sona ermiş arkadaşlar. Numan Kurutulmuş'la konuşmasında Özgür Özel diyor ki, yeni anayasa talebine tepki, insanların yoksulluk, işsizlik, açlık, güvencesizlik gibi üst düzeyde beklentileri varken yeni bir anayasa toplumun taleplerinin neresindedir? Bir tartmak lazım. Anayasaya uyacaksak değiştirelim. Yani biz şimdi bir elbise aldık, o giymeyeceksek biz o elbiseyi niye alıyoruz, niye para veriyoruz ona? Yani bir anayasa var. Biz ona uyalım ilk önce filan diyor. Numan Kurtulmuş da öyle mal mal dinliyor zaten Numan Kurtulmuş. Tabii Özgür Özel'in bu söylemi tamam, güzel güzel bir söylem. Güzel bir söylem. Ama bakalım CHP'de neresinde olacak bu değişikliğin? Yani bir mutabakat mı yapacaklar AKP'yle? AKP'yle Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi mutabakat değil mi? Mücadele edilir gibi bir şey söyledi 2-3 gün önce. Mücadele edilir bu adamların bugüne kadar. Neyi dediler de, neyi söz verdiler de tuttular ki sen gidip bununla şey yapacaksın? Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi bu adam işte anayasayı değiştirecekti, referandum yaptı, bilmem ne yaptı. Onlara rağmen değişti. Zaten değiştirse de zaten sen uymayacaksan değiştirmenin gereği yok. Özgür Özel'in söylediğine geliyor bu iş. Numan Kurtulmuş da öyle dinliyor. O da biliyor çünkü yani anayasanın nasıl, yasanın anasıyla nasıl ensest bir ilişkiye girdiklerini, o ananın nasıl ırzına geçtiklerini, o yasanın anasının, o da çok iyi biliyor. Bahçeli sarayın fış fışı ne demiş? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorgulayan, karalayan, çevrelerin asıl korkusu uyanan devin ayağa kalkması. Lan bir siktir git. Uyanan devin ayağa kalkmasıdır. Uyanan devin değil o. İşte siz istiyorsunuz ki herkes uyusun. Herkes uyurken siz malı amuduyla götürün. Bu. Çünkü millet uyanırsa sizin bütün ne bok yediğiniz ortaya çıkacak diye çok korkuyorsunuz. Ki zaten biliniyor artık ama bunları artık açıktan yapıyorsunuz yani. Bunlardan herif çıkmış konuşuyor. Çevrelerin asıl konu devin. Ne olacak? Devi ayağa kalkınca ne olacak? Ne olacak yani devi ayağa kalkınca? Sen devi bırak, sen ayakta yürü de bir yürümeyi becer. Yürüyemiyor biliyorsunuz. Bunun geçen gözüm mordu, ne oldu acaba? Geçtim ya. Öyle. Pis herif. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışsızlar, öpüyorum. Sağlık ve afiyetle canım dostlarım.